بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Gülhane Camimizin özel, bir o kadar da güzel cemaati, şerefli müminler,
Kıymetli gençler, A'raf suresinden bir sayfa okuduk. Kur'an'ımızın 171. sayfasıydı. Bugün bu sayfayı sabah namazında da okuduk. Her gün sabah namazında iki sayfa okuyoruz. 171. sayfaya gelmişiz. Fatiha'dan başlamış idik. Namazın ne kadar önemli olduğunu zaman geçtikçe daha da iyi anlıyorum. Rabbimiz bize bu kainatın kullanma belgesi olan, kainatın anayasası olan, anayasa ha? Kainatın anayasası olan bu Kur'an'dan sureler okumamızı farz kılmış. Kur'an okumadan namaz olmuyor. Kur'an okuyacaksınız. Günlük beş vakit namazımızda veya nafile namazlarda okunması farz olan Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda mümin insanın hayat kitabı. Yani dünya üzerinde hangi çerçeve içerisinde yaşayacağını belirleyen, ilahi kuralları içeren kitap. Rabbimiz nelere iman etmemiz gerektiğini ve hangi kurallar doğrultusunda bir hayat sürmemiz gerektiğini bize günde beş vakit namazımız içerisinde de tekrarlamamızı emretmiş. Tabii kaç tanemiz namaz kılarken Kur'an'ın muhtelif yerlerinden okuyor? Hep okuduklarımız genelde belli yerlerdir. Okusak bile kaç tanemiz okuduğumuz surelerin anlamına, manasına vakıf? İnanın Kur'an'ı okudukça hayretlerim artıyor. Rabbime olan hamdim artıyor. İslam'a olan hayranlığım, inanın kat be kat artıyor. Tabii manasına da biraz vakıf olmakla eşdeğer bir hadise bu. Her gün sabah namazımızda okuduğumuz sayfalardan böyle birer can alıcı ayeti de cemaatimize çok uzatmamak kaydı şartıyla gelen has ve özel cemaate sunuyoruz. Bazen 100 kişi oluyor sabah namazına, bazen de 5 kişi oluyor. Burası Gülhane Camii malumunuz. Rabbimiz ne bizleri hastanelere düşürsün ne de yokluğunu versin. Dolayısıyla canımız acıdığında ilk koşacağımız yerler hastanelerimiz. Bu anlamda Rabbimiz bütün hastalarımıza acilen şifalar ihsan eylesin. Size iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi günlük bu camimizde yapmış olduğumuz Mişkâtül Mesâbih hadis kitabından. Peygamberimizin baldan tatlı sözlerini ihtiva eden kitap, iman bölümü 45 numaralı hadis-i şerif. An Ebi Umamete enne raculen se'ele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Umame Hazretleri anlatıyor. Dedi ki bir gün peygamberimize bir adam geldi. O gözlemlemiş bunu. Ama ezberlemiş daha. Peygamberimize şöyle bir soru sordu. Mel iman. Ey Allah'ın Resulü, iman nedir? İmanın farklı tarifleri vardır peygamberimizin dilinden. Bu tarifi de ben yeni duydum. Hayran kaldım. İmanı peygamberimizin farklı bir versiyonda tarifi. Bakın iman neymiş Müslümanlar. Hepimizin gönlünde imanı var elhamdülillah. Türkiye insanımızın önemli bir kısmı mümin, inancı var. Biliyorum. Ama imanını bilmiyor. Hangi değere sahip olduğunun farkında değil. Birilerinin ona dokunmasını bekliyor. Onun için bize çok iş düşüyor. Ben
namazımı kılıyorum kardeşim, abdestimi alıyorum, ben kendi işime bakarım, kim ne yaparsa yapsın deme gibi bir lüksümüz yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bak iman neymiş? Diyor ki Peygamberimiz, اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ. Bu işte. Allah'ın memnun olacağı, toplumun faidesine yapacağın bir şey yaptığında, toplumun faidesine olacak bir şey yaptığında, bir yerde görev aldığında, şuranda bir mutluluk meydana geliyorsa, mümin neye sevinecekmiş? Rabbimizin yapın dediği şeyler yapılıyorsa ona mümin adam sevinecekmiş. Mümine bir hanım, Rabbimizin şunları yapın kullarım, bu kainatın mutlak egemenliği bendedir, hakimiyet kayıtsız şartsız bana aittir ey kullarım, öyleyse bütün kullarımın bana boyun eğmesini isterim. İşte bu istikamette kullar Allah'ın memnun olacağı bir şey yaptıklarında şuranda bir sevinç meydana geliyorsa, bundan mutluluk duyuyorsan, huzur duyuyorsan, devamına bak. وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ. Bir İslam'a, Allah'ın emirlerine karşı bir şey yaptığında da şuran için içini yiyorsa, günah işlediğinde huzursuz ve mutsuz oluyorsan, فَاَنْتَ mümin. İşte sen müminsin. Allahu Ekber. Tarifin güzelliğini gördünüz mü? Mümin insan, dünyadaki iyiliklerle mutlu olan, onlarla, yani Rabbimizin emrine uygun iyiliğin tarifi o. Milletin kendi kafasına göre yaptığı iyilik iyilik değil, ha öyle düşünmeyin. Yani Rabbimizin emirlerine muvafık olan şeyler iyiliktir. Bunlar yapıldığında huzur duyuyorsan, bununla sevinebiliyorsan, haram olan şeyler yapıldığında şuran acıyorsa, fe ente mümin, işte sen müminsin, imanda budur buyurdu. Rabbimiz bütün insanlığa iman nasip eylesin. İnsanlığın imanla tanışmasına Allah'ımız bizleri vesile eylesin. Vallahi şereflerin en büyüğü. Onun için sık sık söylüyorum. Mümin insanın bir tane davası var. Çağlar üstü bir dava. Hangisi o? İslam. İslam'ı önce kendimiz çok iyi öğreneceğiz. Bilmeden anlatamayız. Anlatmak yetmez. Önce kendimiz anlattıklarımızla uyumlu bir hale geleceğiz. Çok önemli. Yoksa laf ebeli değil, Allah korusun. Bu da ayrı bir sıkıntı. Yani ilk önce kendimiz anlattıklarımızla orantılı bir adam olacağız. Ondan sonra davamızı dağ bayır demeden, yani neresi varsa her tarafa götüreceğiz. Tarık bin Ziyad'ı bilirsiniz. Endülüs'ün fatihidir kendisi. Tam orada 700 yıllık bir İslam medeniyeti yaşamış. Biliyorsun İspanya. Bugün bir tane Müslüman yok ama kökünü kazmışlar. Onun için biz Türkiye olarak %99 Müslümanız, bize bir şey olmaz demeyin. Fırsat bulurlarsa kökünüzü kazırlar ha. Allah fırsat vermesin. Birileri arka planda böyle diş biliyor. Bak 700 yıllık İslam medeniyeti. Camileri bile perişan etmişler, yok etmişler, yakmışlar, yıkmışlar. Siz bakmayın Türkiye'de binlerce kilise var. Bizde başkalarının inancına dokunulmaz. Yıkılmaz bizde. Osmanlı tarihinde Osmanlı ecdadımızın bir tane kilise yıktığını gösteremezsiniz.
şu cumhuriyet tarihi içerisinde bizim insanlarımızın bir tane kiliseye saldırdığını, yaktığını, yıktığını gösteremezsiniz. Ama Belgrad'da 1952 yılına kadar tam 250 tane cami varmış. Belgrad'da. Bir tane kaldıydı 1997'de, onu da yaktılar. İşte çok hoşgörülüyüz, herkese karşı saygımız var, öyle mi? O saygı bizde, sende değil. Tarık bin Ziyad atını denize sürmüş. At nasıl gitsin geriye? Gemileri yakıyor, kimse geri dönüş ümidi kalmasın. İslam buraya gelecek. Buradaki insanlar da İslam'ın, imanın güzellikleriyle tanışacaklar diye. Ya Rabbi, eğer önüme şu deniz çıkmasaydı, senin davanı, bu ulvi davayı, İslam'ı daha da ileri götürmek isterdim. Gücüm yetmiyor, buraya kadar gelebildim ya Rab demiş. Çok meşhurdur bu. Biz oralara gidelim demiyoruz. Hemen yanı başınızda komşunuz varsa, hemen sokağınızda onlarla irtibat kuracaksınız. Ne diye kuracaksınız irtibatı? Onlara plastik satalım diye değil, ticaret yapalım diye değil. Amenna, o da olsun yerine göre. Ama biz o insanları Rabbimize kul olmaları gerektiği davasını anlatma hususunda onlarla irtibat kuralım. Onları Allah'ımıza kazanmaya çalışalım. Sen cennete gitmeyi ümit ediyorsun, arzu ediyorsun. Onlar da Rabbimizden gafil olmasınlar. Herkes buyursun, cennete girsin. Rabbimizin arzı geniş, cenneti geniş. İman tarifini gördünüz mü? Allah'ın emirlerine uygun bir iyilik yapıldığında şurası içi içine sığmayan adam, ama bir kötülükte yapıldığında, bir günah işlendiğinde şurası darlanan, daralan, üzülen adam, işte bu mümindir buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok meşhur bir kıssa vardır. Hadisi kutsi'de anlatılır. Allah-u Teala dağlar meleğini çağırır. Der ki, ey melek, git falanca toplumu helak edeceksin, yok edeceksin. Melek, Rabbimizin emrini yerine getirmek üzere o ülkeye gelir. Helak edilecek bir ülkeden bahsedilir. Bir de ne görsün melek? Geceleri ışıkları sönmeyen, sabahlara kadar teheccüd kılan, Allah diyen, hatim indiren, zikir çeken, muhtelif rivayetler var. Gözlerini böyle açıp kapayacak kadar bile bir zaman Allah'tan gafil olmayan, 18 bin sayısını gördüm, 7 bin sayısı var, 70 bin sayısı var. Bir toplum içerisinde bu kadar Allah'a kulluk eden insanlar var. Melekler derler ki, ya Rabbi, acaba yanlış yere mi geldik? Sen bize burayı helak et diye emrettin ama burada göz açıp kapayıncayacak kadar bir zaman bile senden gafil olmayan abid kulların var. Rabbimizin cevabı, meleklerim yanlış görmediniz. Evet, orayı helak edin dedim ben size. Ya Rabbi, bunlar niye helak edilecekler? Sebep? Onlar bize ne kardeşim, kim ne yaparsa yapsın, bizi toplum ilgilendirmez, biz kendi işimize bakarız, biz tesbihimizi çekeriz, namazımızı kılarız, isteyen içkisini içsin, isteyen kumarını oynasın, isteyen hırsızlığını yapsın dediler. Onları da beraber helak edeceksiniz. Ve o toplum, o ülke içindeki o abid, Allah'ın diyen, zikir çekenlerle beraber tarihte yok edilmiştir. Mümin insan, Müslümanlığını söyledikten sonra artık kendi başına bir adam değildir. Peygamberimiz, Efendimiz, men ra'a minkum munkaran felyugayyirhu biyedih. Kim Allah'ın emrine aykırı bir tavır, bir durum, bir düşünce, bir eylem, bir uygulama görürse, Müslüman adam bunu görürse ne olacak? فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ Onu eliyle değiştirsin. فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ
Buna gücü yetmiyor. İmkanı yok. فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ Hiç olmazsa o yapılan işlemin yanlış olduğunu, Allah'ın emrine ters düştüğünü anlatsın ki başka insanlar da o tuzağa düşmesin. 2. فَاِلَّمْ يَسْتَطِعَ Buna da gücü yetmiyor. Adamın dilini koparıyorlar konuşursa. 3. evre فَلْيُبْغِضْهُ بِلِسَانِهِ بِقَلْبِ Hiç olmazsa o kimse kalbiyle o harama, o yanlışa, o sapıklığa gönlünden buğz etsin. وَذَٰلِكَ اَضَعَفُ الْا۪يمَانِ İşte bu da imanın artık son merhalesi, son noktasıdır. Bir adam bunu da yapmıyorsa, benim saygım var, böyle bir şey yok. Öyle cafcaflı kelimeler öğrettiler ki bize, harama saygı olmaz. Bir adam cehenneme atlayacak, ateşe atlayacak şurada, karar vermiş. Benim saygım var, bırakın atlasın diyebilir misiniz? Saygı olur mu buna? Adam atlıyor cehenneme, ateşe atlıyor adam. Binadan aşağı atlayacak, intihar edecek. Benim bu adama saygım var, madem tercihini böyle kullanıyor, bırakın atlasın diyebilir misiniz? Mümkün mü? Haramlara düçar olmak, haramlara müptela olmak, haramları onaylamak, cehenneme atlasın demekle eşdeğer. Sayfanın sonundaki ayete bayıldım. وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُ الصَّلَاةِ Kur'an'a sımsıkı sarılıp namaz kılan kimseler, اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِح۪ينَ Toplumun ıslahı için çalışan kimselerin gayretlerini biz boşa çıkartmayacağız. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ الْفَاتِحَةِ